Öncelikle çobanlarla hemşerilerime ve Afyonkarahisar çobanlarda taşımacılık şirketimiz tarafından sabah saat 7 itibariyle Afyonkarahisar'dan çobanlara ikametgah etmekte olan otobüs şoförümüz Ömer Özbay eşliğinde normal periyodik seferini yapan otobüsümüz biliyorsunuz yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar Konya yolu üzerindeki karayollarına ait yolda maalesef üzücü bir maddi hasarlı bir kaza yaşandı. Afyon şükür ki Afyon'dan o saatlerde az yolcumuz olması hasebiyle sadece 4 yolcumuz ve şoförle beraber 5 yolcumuz artı bir polis kardeşimiz de daha sonra binmiş. 6 yolcuyla seyir haline devam eden otobüsümüz kayması sonucu refüje yan yatarak bir kaza geçirdi. Öncelikle hemşerilerime tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Çok şükür şu an sadece maddi hasarımız var. İki kardeşimiz saat 7'de hareket edip 7:22'de kaza meydana geliyor. Ve 7:40 gibi de biz oradaydık. Şahsım da oradaydı. Vardığımızda üçü çobanlarla hemşerimiz olan bir polis kardeşimiz diğer yerde görev yapıyor ilçe dışında yolcularımızdan. İki tanesi de Afyon'da oturan hemşerilerimizden, tuğla fabrikalarında çalışan merkezde oturan hemşerilerimiz. Şu an iki hastamız ayaktan tedavi görmekte. Çok şükür hayati tehlikeleri yok. Bu konuda da şoförümüzün de herhangi bir sağlık problemi şu an yok. Bundan dolayı da sevinçliyiz. Ben tekrar ilçemiz, kurumumuz adına tekrar ilçemize, çalışanlarımıza, yolcularımıza çok geçmiş olsun dileklerimi, temellerimi iletiyorum. Ve kamuoyunu bilgilendirmiş olalım bu suretle de. Tabii burada maalesef biz aracın başına vardığımızda belediye çalışanlarımız olan personele işte aracın emniyetinin olması gerektiğini, işte yangın çıkabilir, patlama olabilir. Bundan dolayı aracın yanına kimseyi yaklaştırmamaları gerektiğini talimatını verdik. Bu konuda da gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Daha sonra orada bulunan hemşerilerimizi hastaneye götürme maksatlı da iki kardeşimizi eşiyle beraber makam aracına alarak onları naklini sağladık. Çünkü 112 ambulansla burada teşekkür ediyorum. İki ambulans da olay yerindeydi. Toplam 4 hafif yaralı hemşerimizi bir şekilde 112'de orada gerekli müdahaleyi yaptı. İki kişinin herhangi bir şey olmadığı için üşüdükleri için makam arabasına aldık. Ve onları evlerine götürmek maksatlı orada da gerekli önlemler alarak oradan ayrıldıktan sonra da Gökten Ceylan kardeşimiz yani yüzü de basın mensubu kardeşimiz olay yerine geldiğinde bizim çalışan ve personelimiz maalesef işte olay yerinde resim çektirmeme ve yaklaştırmama noktasında bir arbede yaşamış. Bundan dolayı da İhlas Haber Ajansı'ndan ve Gökten kardeşimden kurumumuz adına özür diliyoruz. Orada çalışan kardeşimiz basın görevini tabii ki yapacak. Doğal olarak biz kurumuz ve doğal bir seferimizden doğan bir kaza, resmi olmayan hiçbir şeyimiz, sıkıntı olan bir durum yok. Sadece emniyet tedbiri alma noktasına çalışan hemşerimiz, personelimiz biraz abartmış. Ondan dolayı da ben kamuoyu adına basından ve diğer İhlas Haber Ajansı'ndan da bu vesileyle özür dilemiş oluyorum. Ve bu tip olayların da yaşanmaması adına temenni de bulunuyorum. Maalesef Konya yolunda sabah 4-5 tane bize benzer kazalar vardı. Bunları da bizzat gördük. Onlara da sizlerin vasıtasıyla tekrar çok çok geçmiş olsun diliyorum. Ve kamuoyunu da bu konuda doğru bilgilendirme adına da bu fırsatı bize verdiğiniz için şahsınıza da tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah kar nimettir, berekettir. Çiftçilerimizin beklediği bir nimet. İnşallah bu tip olaylar da tabii ki doğal olabiliyor yol hali. O yüzden bütün yol
kar nedeniyle yolculuk yapan bütün şoför kardeşlerimize, yolcu kardeşlerimize de Allah kolaylıklar versin diyorum. Saygılar, sevgiler, teşekkürler.